Merhaba, bu videomda size bilgisayar oyunlarının geçmişten günümüze uzun ve bir o kadar eğlenceli yolculuğunu anlatacağım. Arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Nenji Pictures'tan bahsetmek istiyorum. Mobil platformlar için bu ayın sonunda Still Alive Escape the Halls isimli bir oyun yayınlayacaklar. Nenji Pictures aynı zamanda interaktif film yapımıyla uğraşan bir şirket. Bu sayede oyun ve film disiplinlerini birleştirmeyi amaçlıyorlar. Oyun, hikaye tabanlı korku türünde bir macera FPS oyunu. Oyunun Türkçe ve İngilizce dublaj seçenekleri de mevcut. Ana karakterin seslendirmesini ben yapıyorum. Oynamak isteyenler açıklamalardaki linkten oyunu takip ederek çıkış tarihinde oynayabilirler. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bu bir devam videosudur. O yüzden eğer izlemediyseniz önce Video Oyunlarının 75 Yıllık Tarihi isimli videomu izlemenizi öneririm. O videomda konuyu en eskilerden alıp konsol savaşlarının ayrımına kadar getirmiştim. Bu videomda ise bilgisayar oyunlarının gelişim sürecine odaklanacağız. Bilgisayar oyunları hayatımızda ne zamandır var ve ilk günkü haliyle şimdiki arasında nasıl bir fark var? Konsol savaşları tüm hızıyla sürerken bilgisayar oyunları da bir yandan sessiz sedasız gelişmeye devam ediyordu. Bilgisayar oyunları öyle var olur olmaz konsol oyunlarının yerini alamadı tabii. Hatta uzun bir süre bilgisayar oyunları konsol oyunlarının gölgesinde yaşamaya devam etti. Çünkü o yıllarda bilgisayar gerçekten de bir bilgisayardı. Yani bilgisayarın kullanım amaçlarından biri kesinlikle oyun oynamak değildi. Peki bu ne zaman değişti? Commodore firması 1990'da Commodore 64 Gaming System isimli 3. nesil bir video oyun konsoluyla konsol dünyasına giriş yapmıştı. Bilgisayarların oyun sahasına ilk ciddi girişi buydu fakat öncesi de var tabii. Donkey Dead Bass ismiyle bilinen bu oyun dünyanın ilk kişisel bilgisayar oyunu olma unvanına sahip. Orijinal IBM PC ile dağıtılan basit bir sürüş oyunu. Bu oyun 1981 yılında yapıldı. Fakat bir gecede hazırlanmış basit bir deneme oyunu olduğu için pek bir etkisi olmadı haliyle. Zaten o yıllarda ne Commodore'un oyun konsolu girişimi ne de IBM PC'de geliştirilen oyunlar dönemin devleri Nintendo ve Sega ile boy ölçüşecek güçte değildi. O yüzden bilgisayarların oyun dünyasına girişinin erken dönemleri ticari başarısızlıklarla sonuçlandı. 70'lerin ortalarından 80'lerin başlarına kadar arcade oyunları altın çağını yaşıyordu. Space Invaders, Tron, Pac-Man, Donkey Kong, Mario. Fakat 78'de Space Invaders'la başladığı kabul edilen bu altın çağ çok uzun sürmedi. Sadece 5 yıl sonra 1983 yılına gelindiğinde oyun dünyasında bilgisayar oyunlarının yolunu açacak olan büyük bir olay yaşandı. 83 video oyun krizi. Kuzey Amerika video oyun endüstrisinde aşırı doygun oyun konsolu pazarı, bilgisayar oyunlarından gelen rekabet ve aşırı abartılmış düşük kaliteli oyunlardaki artış gibi birçok faktör nedeniyle 1983'te büyük bir çöküş yaşadı. Aynı isimli ünlü filmi temel alan ve yapılmış en kötü oyun olarak kabul edilen 1982 yapımı E.T. oyunu, çöküşü başlatan etkenlerin başında geldi. Atari firmasının geliştirdiği E.T. oyunu yaklaşık 4 milyon adet satılıyor fakat oyunun berbat olmasından dolayı 3,5 milyonu oyuncular tarafından iade ediliyor. Atari bu rezaleti önlemek için oyunları toprağa gömüyor. Evet, yanlış duymadınız. Baya baya gömüyor oyunları. Bu durumun yakın bir geçmişe kadar bir şehir efsanesi olduğu düşünülüyordu fakat 2013 yılında New Mexico'da bir arazide yapılan kazılarda gerçekten de Atari'nin gömdüğü oyunlar bulundu. E.T. de dahil olmak üzere 700 binden fazla oyun gömülmüştü. Bu durum oyuncuların konsollardan biraz uzaklaşmasına sebep oldu tabii fakat daha sonra Nintendo yeniden oyuncuları konsol dünyasına çekmeyi başaracaktı. Fakat bu açık kapı bilgisayar oyunlarının kendini göstermesi için bir fırsat olmuştu. Bilgisayar derken günümüzdeki bilgisayarları düşünmeyin tabii. Commodore'un efsane Amiga'sından bahsediyorum. Bilgisayar oyunlarının tarihini anlatacaksak Amiga dönemini anlatmadan olmaz. Birazcık uzun bir kısım olacak, o yüzden açıklamalardaki zaman damgalarından dilerseniz videonun Amiga'nın hikayesi için ayırdığım bu kısmını atlayabilirsiniz ama tavsiye etmem. Çünkü Amiga'nın hikayesi size pek çok şey katacak. Video oyun dünyasına dair, donanım ve yazılım geliştirmeye dair, bir hayal kurmak ve bir ürün geliştirmeye dair pek çok unsur içeren güzel bir hikaye. Bir markanın, bir ismin, bir ürünün ortaya çıkabilmesi ve başarılı olabilmesi için nasıl yollardan geçtiğini göreceksiniz. O yüzden bu kısmı dikkatle izlemenizi öneririm. Amiga, bir Amerikan rüyası.
Onun doğuşu bir yaratıcının mükemmel bir oyun makinesi hayalinden ve 3 ticaret adamının bilgisayar piyasasına girme fikirlerinden kaynaklanıyor. Amiga bir grup bilgisayar çılgın tarafından dünyaya getirildi. Olağanüstü bir şans ve ekibin özverisiyle son anda başarısızlığa uğrayıp tarihe gömülmekten kurtuldu. Bugün artık yakından tanıdığımız Amiga son derece zor bir doğum yaşadı. Ayrıca birden fazla babaya sahip olduğu da söylenebilir. İşin başlangıcı Floridalı 3 doktora dayanıyor. Bunlar mesleklerinde çok para kazanmışlardı ve 1982 yılında şanslarını bilgisayar alanında denemeye karar verdiler. Apple II'nin kazanmış olduğu olağanüstü başarı onları çok etkiledi ve yeni bir bilgisayar geliştirme amacıyla birikimlerini bir araya getirerek 7 milyon dolarlık bir sermaye oluşturdular. Bilgisayar sektörü için küçük sayılabilecek bu sermaye ile hayallerindeki makineyi geliştirmelerine yardım edecek kişileri aramaya başladılar. Bu arayış sırasında Atari firmasında ünlü çip tasarımcısı Jay Miner'a rastladılar. Miner'ın en tanınmış yapıtlarından biri Atari 800 XL'de kullandığı ve 8 bitlik bilgisayarlardaki en verimli video çiplerinden biri olarak kabul edilen grafik çipi Anteo'ydu. Jay Miner bu 3 iş adamının tekliflerinden çok etkilendi. Uzun zamandan beri kendi denetimi ve rejisörlüğü altında yeni bir makine geliştirmeyi hayal ediyordu. Floridalı 3 adamın kendisine sunmak istedikleri şansı hemen yakaladı. Tek bir koşulu vardı. Bir bilgisayar yapmak istemiyordu. Hayalindeki makine, bilinen bütün bilgisayarlarda elde edilebileceklerden daha mükemmel bir video oyunu makinesiydi. Bu makine o denli hızlı ve o denli iyi grafiğe sahip olmalıydı ki en gelişkin uçuş simülasyonuna uyabilmeliydi. Çünkü Jay Miner için mutlak oyun fikrinin en iyi cisimleştiği şey bir uçuş simülasyonuydu. 1982 yılında verimli CPU'lar ve RAM üniteleri henüz çok pahalı olduklarından Miner CPU'nun bazı görevlerini üstlenecek yardımcı işlemler içeren bir konsol fikrini öne sürdü. Bu ek elemanların her biri belirli bir görev için uzmanlaşmış olacak ve bu görevi programdan çok daha hızlı bir şekilde yerine getirecekti. Bu özel çipler ne denli verimli olurlarsa CPU'nun yapması gereken işler de o denli azalacak ve CPU bu işleri ne denli otomatik olarak yaparsa program da o denli kısa olabilecekti. Bu yardımcı işlemcileri o zamana kadarki benzerlerinden ayıracak iki temel özellik mutlaka var olmalıydı. Kıyaslanamaz bir ses yeteneği, çok renkli, çok hızlı grafik yeteneği. 1982 yılında Amiga Incorporated adlı bir anonim şirketi kuruldu. Şirketin kağıt üzerinde resmi olarak belirlenmiş olan görevi ev bilgisayarları için joystickler üretmekti. Bu durum size biraz garip gelmiş olabilir. Jay Miner anlaşmayı bir video oyun makinesi üretilmesi için yapmamış mıydı? Aslında bu dolambaçlı yolun son derece geçerli 3 ayrı nedeni vardı. İlki Amiga Inc.'in bu joystickler sayesinde piyasada oyun ve eğlence kavramıyla bağlantılı iyi bir isim yapmasıydı. İkinci neden joysticklerin satışlarının iyi para getirmesi ve Amiga'nın finansmanına katkıda bulunmasıydı. Üçüncüsü ise joystick üretiminin asıl amacı çok iyi gizlenmeye yarayan bir kamuflaj oluşturmasıydı. Amiga Inc. dışarıdan küçük bir joystick firması olarak tanınmaya başlamışken duvarların iç tarafında yaklaşık bir düzine uzman büyük bir gizlilik içinde ortak hayallerini oluşturan oyun makinesinin geliştirilmesiyle uğraşıyorlardı. Video oyunu Amiga'yla. Amiga Inc'te çalışmakta olan çip uzmanları Miner'ın isteklerinin teknik olarak olanaksız olduğu görüşünde birleşiyorlardı. Fakat programcılardan biri işlemciyi bir miktar yükünden daha kurtaran ve grafiği anormal hızlandıran line komutunu sisteme entegre etmeyi başardı. Jay Miner, Amiga Inc'in donanım bölümünü yönetti ve burada öncelikle grafik çipi Agnus'u geliştirdi. Projenin başlamasından yaklaşık 2 yıl sonra ilk gösteri denemesi gündeme geldi. 1984'ün Ocak ayında düzenlenen kış CES fuarında Amiga video oyun makinesi kapalı kapılar ardında bilgisayar sektörünün önde gelen iş adamlarına ve uzmanlarına gösterildi. Aslında donanım, özellikle de özel çipler henüz tamamlanmamıştı. Jay Miner ve diğer uzmanlar makinenin ancak yapabilmekte olduklarıyla bir şeyler gösterebilmek için ufak tefek hileler kullanmak zorunda kaldılar. Masanın üzerinde tamamlanmış bir Amiga görülüyor olsa da masanın altında kablolardan ve platinlerden oluşan yığınlar sarkıyordu. Sundukları demo programları başta meşhur Bouncing Ball olmak üzere seyircileri büyüledi. Kırmızı beyaz kareli bu top, şimdiki gökkuşağı rengindeki motiften önce Amiga'nın ilk simgesi olarak kabul edildi. Amiga Inc. açısından makineyi bu kadar erken göstermiş olmak bir anlamda ateşle oynamaktı. Amiga henüz son haline gelmeden firmanın makineyi göstermesinin nedeni,
paraların suyunu çekmeye başlamasıydı. Geliştirme çalışmaları başlangıç sermayesinin tümünü yemiş durumdaydı ve Floridalı doktorlar projeye daha fazla para yatırmak istemiyorlardı. Riziko ve gelebilecek ek zararlar onları korkutmuştu. Amiga'nın sonu gelmiş gibi görünüyordu. Ama Jay Miner'ın çevresindeki takımın teslim olmaya niyetleri yoktu. Kaderlerini kendi ellerine aldılar ve yeni para kaynakları aramaya başladılar. Elde kalan son çare Amiga Inc.'i bir başka firmaya satmaktı. Sonuçta Commodore'un Amiga Inc.'i satın alması aslında bir rastlantı sonucu oldu. Commodore firması henüz Amiga hakkında tek bir söz bile duymamışken David Morse Atari firmasıyla ilişkiye geçmiş durumdaydı. Jay Miner'ın Atari'de var olan ilişkileri nedeniyle daha önce onlardan bir miktar borç almış durumdaydılar. Atari'ye olan yükümlülükleri yalnızca mali konularda değildi. Özel çipler üzerinde Atari firmasına bazı haklar veren kontratlar da yapmışlardı. Bilgisayar dünyasının en büyük patronlarından Boss lakaplı Jack Tramiel kavgalı bir şekilde Commodore'dan ayrılıp Atari'yi satın aldıktan sonra Commodore'a karşı sürdürmeyi amaçladığı intikam savaşının en iyi silahı olarak Amiga'yı görüyordu. Jack Tramiel, bilgisayar sektöründe sert bir iş adamı ve kulağa delik bir kişi olarak tanınıyordu. Amiga'yı olabildiği kadar düşük bir para karşılığında satın alabilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Amiga takımını büyük bir baskı altına aldı, kontratları öne sürdü ve eğer onunla birlikte çalışmak istemiyorlarsa aldıkları paraları hemen geri ödemeleri için tehditler savurdu. Bu işleri yaparken Amiga Inc.'in iflasın hemen eşiğinde olmasına güveniyordu. Sözleşmeler sırasında Amiga takımı zaman bakımından sıkıştıkça o da önerdiği parayı indiriyordu. Başlangıçta hisse başına 1 dolar vermeyi kabul etmişken giderek bu fiyatı 70 sente indirdi. Amigacıların başlangıçta istedikleri fiyatsa yalnızca 1,25 dolardı. Amigacıların kendi bilgisayarlarına sahip olma fikri büyük bir hızla korkulu bir rüyaya dönüşüyordu. Durumun artık kesinlikle çaresiz gibi gözüktüğü ve Tramiel'ın Amiga'yı artık kendi ellerinde görmekte olduğu bir anda Commodore firması devreye giriverdi. Tramiel'ın eski ortağı ve Commodore'un patronu Irving Gold, Amiga'yı yeni duymuştu ve ilk aşamada hisse başına 4 dolar önerdi. Bu fiyat Atari'nin önerdiğinin yaklaşık 5 katıydı ve Tramiel ister istemez yarış dışı kaldı. Commodore Amiga Inc.'i 27 milyon dolar karşılığında satın aldı. Amiga'yı geliştiren ekipte yer alan ve anlaşılabilecek nedenlerden ötürü adını vermek istemeyen biri, Tramiel'ın en büyük hatası pek centilmence olmayan pazarlık taktiğiydi. Bizim açımızdan Atari hiç antipatik değildi ama hiçbirimiz Tramiel'la çalışmak istemiyorduk. Sürekli vahşi adam rolündeydi ve pratik olarak bizi Commodore'un ellerine itmiş oldu. O sırada bize her şey Tramiel'la çalışmaktan daha iyi görünüyordu şeklinde konuşmuştu. Böylece Amiga son saniyelerde kurtulmuş oldu. Ama ilk kara bulutlar kısa zamanda ortalığı yeniden kaplamaya başladı. Çünkü ekip açısından Commodore'la çalışmak da bazı problemler yaratıyordu. Commodore'un Amigacılardan ilk isteği, makinenin IBM PC gibi gerçek bir kişisel bilgisayar haline getirilmesi oldu. Bu Amiga takımı için yutulması son derece zor bir lokmaydı. Bu talebiyle Commodore firması, Amigacıların sürekli kanamakta olan bir yarasına parmak basmış oluyordu. Takım uzun zamandan beri iki gruba ayrılmış durumdaydı. Amiga'nın neler yapabileceğinin belirtildiği günden beri takım içinde son derece yoğun tartışmalar sürüyordu. Video oyun makinesi mi, bilgisayar mı? Tartışmanın yapılmadığı bir hafta bile geçmiyordu. Bu tartışmaların varlığını gösteren bir başka olgu, R.J. Mickle'ın çevresinde toplanan ekibin bir video oyunu için son derece gereksiz olduğu halde bir grafik kullanıcı yüzeyi geliştirmiş olmalarıydı. Aylarca süren bu tartışma, kendi aralarında bir türlü nihai karara ulaşamamışken, Commodore'un bu kararı tek bir hamlede belirlemesi ekibin tümünü üzdü. Kaliforniya'da çalışan Amiga takımıyla Philadelphia'daki Commodore arasında sürtüşmeler devam etti. Amiga'nın tamamlanması yaklaştıkça atmosfer gerginleşti. Dale Luck, kendimizi haksızlığa uğramış görüyorduk. Çünkü Commodore giderek daha çok taleplerde bulunuyordu ve biz yalnızca bunları yerine getirmek durumunda kalıyorduk diyor. Bir başka karmaşık durumda disket işletim sistemlerinin seçiminde yaşandı. Böyle bir şey önceden hiç öngörülememişti. Çünkü video oyun makineleri modüllerle çalışıyordu. Dolayısıyla Commodore Amiga'yı kişisel bilgisayar haline getirmek istediğinde buna uygun bir DOS yoktu. Bu nedenle Amiga Inc., Amiga'ya özgü ve multitasking özelliklerini de kullanabilen bir işletim sistemi hazırlaması için bağımsız bir firmayla kontrat imzaladı. Ama zaman geçiyor ve DOS yani Disk Operating System bir türlü tamamlanamıyordu.
programcıların kendine özgü rutinlerin telif hakları ile ilgili sorunları vardı ve sonuçta 1984 yazının bitiminde kontrat iptal edildi. Durum oldukça kötüydü. Donanım çalışıyordu ama yazılım yoktu. Amiga DOS'a sahip olmadığı için ortada öylece kala kalmış durumdaydı. Commodore çıkmazın farkına vardı ve Metacomco ile anlaştı. İngiltere'nin Bristol kentindeki bu küçük firmanın elinde tamamlanmış ve MC68000 CPU kullanan bir bilgisayara kolayca uyarlanabilecek bir işletim sistemi vardı. Tripos. Commodore firması Amiga Inc.'e sorma gereği bile duymadan Tripos'un Amiga DOS olmasına karar verdi. Tripos'u geliştiren Tim King'e işletim sistemini Amiga'ya uyarlaması için 6 haftalık bir süre verildi. Commodore o sırada yeterli bir işletim sistemini nereden bulabilecekleri için kafa patlatmakta olan Amiga ekibine bu uyarlanmış versiyonu sundu. Amiga ekibinin bu davranışa tepkisi Commodore'un beklediğinden çok farklı oldu. Tripos'u tümüyle reddettiler. Sistemi kolayca bozulabilir, çok yavaş ve henüz mükemmellikten uzak bulduklarını bildirdiler. Ayrıca o zamana kadar hazırlanmış olan yazılımın Tripos'a uyarlanması da onlara zor geliyordu. Ama Commodore bu gerekçeleri kabul etmedi ve kendi isteğinde diretti. Metacomco ile anlaşmalar yapılmıştı ve ortalıkta başka bir DOS olmadığı için Tripos'un alınması zorunluydu. Commodore bir yandan da Amiga'nın olabildiğince çabuk tamamlanması için baskı yapıyordu. Çünkü bilgisayar sektöründe Atari firmasının Amiga benzeri bir bilgisayar hazırlamakta olduğu söylentileri hızla yayılıyordu. Atari'nin daha hızlı davranabileceği korkusu zamanlama planlarını hızla değiştirdi. Amiga'nın en geç 1985 ortasına kadar hazır olması gerekiyordu. Çünkü Atari Ocak ayında CES'te Atari ST'yi göstermişti. Robert J. Mikal ve Dale Luck gece gündüz demeden işletim sistemini tamamlayabilmek için uğraşmaya başladılar. Intuition ve grafik rutinleri gibi tüm hazır yazılımların Tripos'a uyarlanması gerekiyordu. Bu da tahmin edilebileceği gibi oldukça zordu. Birbirine uyarlanması gereken her iki kısımda henüz tam mükemmel değillerdi ve bu nedenle birlikte çalışmaları sorun yaratıyordu. Uzun gecelerin sonunda aslında kendisi de yeni bir sorun olmasına rağmen programlama arasında ilişkiyi sağlayabilen bir yazılım ara birimi oluşturuldu. Hatasız çalışır hale gelebilmesi ise bir yıldan fazla sürdü ve 1986 yılının sonunu buldu. Uyum sorunları nedeniyle işletim sisteminin yani Kickstart'ın ayrıca yüklenmesi gerekti. Ama Commodore ilk sunulan versiyonun söylenecek son söz anlamına gelmediğinin bilincindeydi. Kısa sürede Kickstart 1.2'yi geliştirdi ve yeni Amiga'larda ROM'un içine yerleştirildi. Amiga programcılarının çalışma düşkünlüğü Commodore'u alışılmadık bir fikre getirdi. Amiga neredeyse tümüyle tamamlanmış olduğu günlerde Westchester'daki Commodore'un proje yöneticisi Clive Smith tüm ekibin 4 gün izin yapmasını istedi. Bu zoraki izin sırasında gerilimlerden kurtulacaklar ve taze bir güçle işe girişip son hataları ortadan kaldıracaklardı. Kimsenin gizlice çalışamaması için kapının önüne iki güvenlik görevlisi yerleştirildi. Amiga ekibi aşırı derecede özverili ve işkolik bir şekilde çalışıyordu. Bir işte zaman bakımından çok sıkıştıkları dönemlerde gecenin geç saatine kadar hafta sonu ya da bayram seyran demeden çalışıyorlardı. Bazen hiç yatmıyorlardı bile. Bu programlama orjilerinin bir defada 56 saate kadar eriştiği oluyordu. Bu durumlarda uyumamak için bilgisayarın başında ayakta çalışıyorlardı. Bunun da yararı olmadığı bazı gecelerde uykularını kaçırabilmek için müziği sonuna kadar açıyorlar ve dans ediyorlardı. Diğer programcılar sabah işe geldiklerinde gümbür gümbür bir rock müziğiyle ve binanın içinde oradan oraya sıçrayan iki programcıyla karşılaşıyorlardı. Bu yüzden onlara Dancing Fools yani dans eden deliler denmeye başlanmıştı. Bu tanımla kendilerini işletim sisteminde de ölümsüzleştirdiler. Nihayet beklenen gün geldi. 25 Temmuz 1985 tarihinde Amiga New York'ta resmen tanıtıldı. Ama seri üretime uygun ilk makine bu gösteriden ancak bir gün önce tamamlanabilmişti. Bu Amiga monte edilip testleri sonuçlandığı anda Amiga ekibi makineyi bir kutuya koyup hemen New York'a uçtular. Oradakiler büyük bir merak ve endişeyle bu ilk gösteri makinesini bekliyorlardı. Amiga ekibi bu tek Amiga'larının başına taşıma sırasında bir şey gelmesinden o kadar çok korkuyorlardı ki onu bagaja vermekten kaçındılar. Bunun yerine bir bilet daha aldılar ve Amiga'yı bu boş koltuğa oturttular. Hepsi de son derece mutlu ve coşkuluydu. Bu duyguların etkisiyle paketin üzerine bir surat çizdiler ve yolculuk sırasında ona iyi bir arkadaşlarıymış gibi davrandılar.
Hatta uçakta amigaları için yiyecek ve içecek bile ısmarladılar ve hostesin şaşkın yüzünü büyük bir keyifle seyrettiler. 3 yıl boyunca durmak dinlenmek bilmeksizin bugün için çalışmışlardı. Rüyaları artık gerçek olmuştu. İçlerinden yalnızca biri evde kaldı. Jay Miner. Miner, uçmaktan hoşlanmayan köpeği Mitchie ile ilgilenmeyi tercih etmişti. Mitchie, Amiga ekibinin resmen bir üyesi olarak kabul edilmişti ve bu nedenle Amiga 1000'in iç yüzüne imza atma hakkı ona da tanınmıştı. Amiga ekibi, bilgisayarlarını bir sanat eseri gibi gördüklerinden içine imzalarını atmışlardı. Makineyi geliştiren ekibin diğer elemanları gösteri sırasında spotlar altında dururken içlerinden biri, Jay Miner, sessizce ortadan çekiliyordu. O sıralar Amiga için oldukça kırgındı. New York'ta sunulan bilgisayar onun 3 yıl önce yapmayı planladığı makine değildi. Amiga 1000'i açıkça eskimiş olarak tanımlıyordu. Çünkü kendisinin geliştirmiş olduğu grafik çipleri artık kullanılmıyordu. Ayrıca Amiga 1000'in 256 kilobaytlık belleği onun zevki için çok yetersizdi ve ona göre 4096 renk kullanımına olanak veren HAM modu, RAM elemanlarının henüz çok pahalı olduğu dönemden kalma gereksiz bir kalıntıydı. Amiga'nın bu en önde gelen babasının eleştirileri işitilmedi bile. Amiga aynen 1984'ün Ocak ayında olduğu gibi New York'ta da büyük övgüler topladı. Kaymak tabakanın ve basının katıldığı gösteri çok büyük bir başarıydı. Çünkü Amiga o zamana kadar bilgisayar dünyasının hayal bile edemediği yetenekler sergiliyordu. Önde gelen bilgisayar dergileri Amiga'ya ayırdıkları yazılarında "Rüyaların bilgisayarı gerçek oldu" gibi başlıklar kullanıyorlardı. Herkes tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına rağmen Amiga ilk yıl içinde Commodore firması açısından pek başarılı olamadı. Bu başarısızlıkta birden fazla faktör rol oynuyordu. Bu faktörlerin başında işletim sistemlerinin henüz hatalarından tümüyle arındırılmamış olması geliyordu. Yazılım firmalarının çoğu Amiga programlarını geliştirmeye başlamadan önce hatasız bir versiyonun üretilmesini bekliyorlardı. İkinci faktör, Commodore'un hedeflediği kitle ve fiyatın doğru temele dayanmıyor olmasıydı. Commodore Amiga'da Macintosh ve IBM PC'nin bir karışımını görüyor ve bu makineyi kişisel bilgisayar olarak bürolara satmayı amaçlıyordu. Satış fiyatı da bununla bağlantılı olarak oldukça yüksekti. Federal Almanya'da yaklaşık 7000 mark. Fakat bu fiyatı karşılamaya niyetlenebilecek olanların hiçbiri Amiga'yı bir kişisel bilgisayarın alternatifi olarak göremiyordu. Çünkü henüz ortada doğru dürüst program yoktu. Pazarlama açısından bu açık hataların yanı sıra daha ağır başka bir sorun daha ortaya çıkmaktaydı. O dönemde Commodore firması büyük bir mali sorunla karşılaştı. Bazı başarısız projelerin sonucunda firma kendi açısından iflasın eşiğine gelmiş durumdaydı. Kayıplar milyonlarca doları buluyor ve piyasada korkunç bir biçimde yayılan iflas dedikodusunun önüne bir türlü geçilemiyordu. Para bakımından yaşanan sıkışıklık, Commodore firmasının Amiga satışlarını arttırmak için dünya çapında gösteriler ve fuarlar düzenlemesini engelliyordu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de kimse, yarın da var olacağından emin olmadığı bir firmanın malını satın almak istemiyordu. Commodore fiyatı yaklaşık 5000 marka düşürdü. Ama bu fiyat da oldukça yüksek sayılıyordu. Bu nedenle Amiga 1000, kimsenin sahip olamadığı hayallerin bilgisayarı imajını korumak zorunda kaldı. O dönemde bilgisayar merakları arasındaki yarışı Atari ST kazanmış gibi görünüyordu. Aslında piyasaya çıktığında daha önceden içeriğe açıklanmış olan Blitra sahip değildi ve Amiga gibi disketteki işletim sistemiyle çalışmıyordu. Ama fiyatı çok daha düşüktü. 1986 yılının ortasında Amiga'nın durumu 1984 sonundakine benzemişti. Durumda iyiye dönüş ancak 1987'de geldi. Ocak ayında klasik ev bilgisayarı görünümündeki ucuz Amiga 500 ve geliştirilebilen Amiga 2000 piyasaya sürüldü. Her iki Amiga da nihayet hedef kitlelerini doğru bir biçimde buldular. Ucuz ve verimli bir makine almak isteyen bilgisayar meraklısı ve MS-DOS uyumu arayan büro kullanıcısı. Geride kendi başına yalnızca kalan Amiga 1000 değildi. Amiga ekibi olarak tanınan kişiler de yeni Amiga'larda rol oynamadılar. Ayrıca Amiga 500 Westchester'da, Amiga 2000 ise Federal Almanya'nın Braunschweig kentinde geliştirildi. Amiga'nın ilk yaratıcıları ise bu dönemde Commodore'u terk ettiler ve başka projelerde görev aldılar. Artık Amiga için yapacakları herhangi bir şey olmamasına rağmen sürekli olarak First Amiga User Group yani ilk Amiga kullanıcıları grubu bir araya geliyorlardı. Onların ortak rüyasından geriye kalan tek şey bu kulüp oldu.
FAUK. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hala unutulmayan bilgisayar Amiga 500, 90'lı yıllarda tüm dünyanın en sevilen oyun cihazı olmuştu. Commodore, Amiga 500 ev bilgisayarıyla bir başarı hikayesi yazdı. 8 bit jenerasyonun yerine geçen Amiga 500, özellikle de genç müşterilerden aldığı güçle Atari ST ve IBM PC gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı ve 90'ların pazarına egemen oldu. Bugün bile unutulmayan ve tüm zamanların en çok satan bilgisayar modeli olan Commodore 64, bilgisayar dünyasında bir döneme damgasını vuran en önemli yapı taşlarından biriydi. Üretildiği döneme göre şaşırtıcı derecede güçlü multimedya ve multitasking özelliklerine sahipti. 1970'lerin sonlarında Apple II ve Commodore PET'in başarısını takiben, 1980'lerin başında bir dizi daha ucuz ve uyumsuz ev bilgisayarı ortaya çıktı. Bu ikinci parti, Commodore VIC-20 ve 64'ü içeriyordu. Sinclair ZX80, ZX81 ve ZX Spectrum'u, NEC PC-8000, PC-6001, PC-88 ve PC-98, Sharp X1 ve X68000 ve Atari 8 bit ailesi, BBC Micro, Alcorn Electron, Amstrad CPC ve MSX serisi. Bu sistemlerin çoğu bölgesel pazarlarda rağbet gördü. Bu yeni sistemler, rakip reklam kampanyaları aracılığıyla bilgi işlem ve oyun bilincini arttırarak hem ev bilgisayarı hem de oyun pazarlarını katalize etmeye yardımcı oldu. BBC Micro, ZX Spectrum ve Commodore 64 arasında Birleşik Krallık'ta yeni bir yatak odası kodlayıcıları dalgası ortaya çıktı ve küçük profesyonel ekipler tarafından geliştirilenlerin yanı sıra bu platformlar için kendi yazılımlarını satmaya başladılar. Acornsoft ve Mastertronic gibi küçük yayımcılık ve dağıtım şirketleri bu bireylerin ve ekiplerin oyunlarının kopyalarını oluşturmalarına ve satmalarına yardımcı olmak için kuruldu. Ubisoft, 1980'lerin ortalarında Fransa'da böyle bir dağıtımcı olarak başladı ve video oyun geliştirmesine ve yayınlama işine doğrudan dalmış oldu. Şimdi uzun uzun anlattığım Amiga için üretilmiş olan efsane oyunlardan söz etmek istiyorum. Bugün 37 yaşında olan Amiga'nın altın yıllarında 10.000'den fazla Amiga oyunu üretildi. Bu oyunlardan öne çıkan bazılarını sizin için listeledim. The Secret of Monkey Island. Video oyun geliştiricisi LucasArts'ın gösterişli şaheseri. Tıkla ve ilerle tarzında hikayesiyle etkileyen, oyun tarihinde kilometre taşı olarak kabul edilen bir macera oyunu. Lemmings. Amiga için bir maskot olsaydı, çabalarında yorulmayan ama etrafındaki tehlikelerden tamamen habersiz yeşil saçlı bir işçi olan mütevazı Lemming olurdu. Sevimli görünümüne rağmen parlak basit cıvıl cıvıl müziğiyle Lemmings düzenli olarak ölümlerini korkunç bir şekilde karşılıyordu. Bazen büyük bir yükseklikten düşüp yere çarpıyor, bazen tavandan fırlayan bir tuzak tarafından aniden eziliyordu. Bulmaca türünde bir oyun olan Lemmings, unutulmayan Amiga oyunları arasında. Rainbow Islands. Bubble Bobble'ın çılgınca farklı bir devamı olan Rainbow Islands, bir güzellik, tasarım ve saf oynanabilirlik şaheseriydi. Alttan başla, zirveye çık ve patronu yen ve yol boyunca elmasları topla. Basit görünen, basit eğlence sunan, başarılı bir oyun. Elite. Dönemine göre oldukça büyük oyunlardan biri olan Elite, bir uzay ticareti oyunuydu. David Braben ve Ian Bell tarafından yazılmış ve geliştirilmiş ve ilk olarak Eylül 1984'te BBC Micro ve Acorn Electron bilgisayarları için Acornsoft tarafından yayımlanmıştı. WizKid. Sensible Software'ın kendi WizBall oyunlarının devamı niteliğinde olan bu oyun, tek bir oyun olarak bir araya getirilmiş iki oyundu. Aksiyon kısmı için WizKid'in bedensiz kafasını oynuyorsunuz ve kırmızı bir burun gücü veya bir çift diş yardımıyla düşmanlarınızı savuşturmak için zıplama ve yakalama bloklarını kullanıyorsunuz. Sensible Soccer. Sensible Soccer, klasik bir futbol oyunu yaratmak için son teknoloji 3D grafiklere ve gerçekçi ses efektlerine ihtiyaç olmadığını kanıtlayan bir oyundu. Basitti ve bu onun en büyük gücüydü. Bu oyunda temel bilgileri öğrenmek birkaç dakika, ustalaşmaksa bir ömür sürerdi. Sensible Software tarafından geliştirildi ve ilk olarak 1992'de Amiga ve Atari ST bilgisayarları ve PC için piyasaya sürüldü. Cannonfather. Cannonfather, Sensible Software tarafından geliştirilen ve başlangıçta Commodore Amiga için Cannonfather olarak piyasaya sürülen bir dizi savaş temalı aksiyon oyunuydu. Fare imleciyle oynanan, öğrenmesi, oynaması kolay bir oyun. Another World. Another World, sağlam bir hikaye anlatmak için ekran seçeneklerinden arındırılmış, son derece çarpıcı bir görsel stil taşıyan,
minimal diyalog içeren tasarımıyla yenilikçi bir oyundu. Bu oyunun geliştirildiği dönemi düşündüğümüzde gerçekten etkileyici bir başarı. 1991 yılında Japonya'da piyasaya sürülmüş bir aksiyon macera oyunuydu. Bubble Bobble. Efsanevi Pac-Man'in halefi olan bu oyun, Amiga'nın en ikonik oyunlarından biriydi. Tek ekran, basit oynanabilirlik ve yüksek eğlence. 1986 yılında Taito tarafından geliştirildi. O yıllarda bu tip bir oyunu kim oynamaz ki? Bugün bile keyifle oynanabilir pek çok kişi tarafından. Speedball 2 Brutal Deluxe. 1988'deki serinin ilk oyunu olan Speedball, başarılı olmasına rağmen bugün sevgiyle hatırlanan 1990'daki devam oyunuydu. Oyun görsel ve müzik anlamda oldukça tatmin ediciydi. Speedball 2 Brutal Deluxe, handball ve buz hokeyi unsurlarından yararlanan ve şiddetli oyunun yanı sıra golleri de ödüllendiren, şiddet içeren, fütüristik bir cyberpunk sporuna dayanan 1990 tarihli bir video oyunuydu. Oyunun konsepti 1975 yapımı Rollerball filmine dayanıyordu. 90'ların başı platform oyunu maskotları için önemli bir zamandı ve bazı noktalarda her hafta bir yenisinin ortaya çıktığı görülüyordu. Nintendo'nun Mario'su, Sega'nın Sony'yi vardı ancak her iki şirket içinde konsollarda taht için sayısız iddia sahibi vardı. Bilgisayarlardaki maskotlar neydi peki? Gremlin Graphics'in Amiga'ya kendilerine ait bir maskot verme girişimi olan Zool buna bir örnekti. O zamana kadar oyun alanında en göze çarpan ürün yerleştirme sponsorluk anlaşmalarından birine de sahipti. Dünyanın en büyük lollipop üreticisi olan Chupa Chups markası oyun boyunca belirgin bir şekilde yer almıştı. Zool'un popülaritesi onu sayısız platforma taşıdı. Alien Breed. 1986 yapımı Aliens filmi inanılmaz sayıda medya kuruluşuna ilham vermekten sorumluydu ve Alien Breed oyunu da bir istisna değildi. Alien Breed, Team 17 tarafından 1990'larda Amiga için geliştirilen başarılı bir bilim kurgu shoot 'em up video oyunuydu. Sid Meier's Civilization. Bugün elimizde 6. oyunu mevcut olan başarılı strateji oyun serisinin ilk oyununun Amiga zamanlarına uzandığını çok az insan bilir. Bu listedeki diğer oyunların aksine Sid Meier's Civilization, Amiga ile mutlak ilişkisi olmasa da Commodore'un makinesinde taşındığı her platformda olduğu gibi büyük bir başarıydı ve oyuncular bu oyuna saatlerini gömdü. Bugün de hala yaptıkları gibi. Evet, liste böyle uzar gider. Daha pek çok efsane Amiga oyunu listelenebilir fakat bu video için bu kadarından söz etmek kafi. Evet, artık yavaş yavaş Amiga döneminden çıkıp günümüz oyunlarına doğru hızlı bir şekilde yol alalım. Fakat öncesinde konuyla fazla ilgisi olmayanlar için de bazı terimlerin ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Videoda ismi geçtikçe daha rahat anlayabilmeniz için. Günümüzde artık pek çok oyun türü var. Bu oyun türlerinin de kısaltmaları var. Örneğin FPS yani First Person Shooter. Türkçe'de birinci şahıs nişancı şeklinde geçen bu oyun türünde oyunu karakterin kendi bakış açısından yani kendi gözünden görerek oynarsınız. First Person Shooter cümlesinin sonundaki shooter kelimesi bu oyun türünde elimizde bir silah olan oyunları kastediyor. Elimizde silah olmadan da birinci şahıstan gördüğümüz oyunlar var fakat tek başına bir kategori yaratacak kadar fazla olmadığı için genelde tüm birinci şahıs oyunları FPS kategorisine giriyor. Bu arada oyun dünyasında pek çok kategori var ve onların içinde alt kategoriler ve kombinasyonlar mevcut. Birkaç kategoriyi birden barındıran hibrit kategoriler mevcut. Bunların sayısı çok fazla olduğundan ben bu videoda sadece en yaygın ve en bilinen kategorilerden bahsedeceğim size. Bir diğer oyun türümüz TPS, Third Person Shooter. Bu türde ise karakterimizi üçüncü bakış açısından görürüz. Genelde ya sırtından ya da tamamen arkasından. Böylece hem karakterimizi hem de karakterimizin içinde bulunduğu mekanı FPS türünde olduğundan daha fazla deneyimleriz. Oyun yapımcıları oyunun yapısına göre, hikaye anlatım biçimine uygunluğuna göre FPS veya TPS arasında tercihler yaparlar. Bazı oyunlarsa bu iki türü birden barındırır ve karakteri hem birinci gözden hem üçüncü gözden görebilmemize olanak tanır. RPG yani Role Playing Game oyun türü. Bu tür şahsen benim en sevdiğim oyun türlerinden biridir. Bu oyun türünde oyuncular kurgusal bir dünyada farklı karakterlerin rollerini üstlenirler veya kendileri bir rol yaratırlar. Oyuncular belirli kurallar çerçevesinde oluşturulan karakterleri yöneterek
bir hikayenin parçası olurlar. Rol yapma oyunları genelde oyun üreticilerinin belirlediği sınırlarla sınırlıdır fakat oyuncular günümüzde rol yapma oyunlarını kendileri dizayn ederek ve kurallarını kendileri koyarak bu işi inanılmaz bir noktaya getirdiler ve rol yapmanın sınırlarını çok daha fazla genişlettiler. Bu oyun türü gerçekten bu türü iyi oynayan insanlarla birlikte online olarak oynandığında tadından yenmeyecek bir oyun türüdür. MMO yani Massively Multiplayer Online türü. Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun anlamına geliyor. Aynı oyun sunucusunda yüzlerce hatta binlerce oyuncunun bulunduğu çevrimiçi oyunların genel adı. Bu türünde yine içerisinde bazı alt türler mevcut. MMORPG, MMOFPS, MMORTS gibi. MMO oyunları, oyun dünyasında kendi başına ayrı bir tarihi olan devasa bir dünya. Videonun ilerleyen dakikalarında da zaten online oyun tarihinden söz edeceğim. MOBA yani Multiplayer Online Battle Arena. Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası anlamına gelen bu oyun türünde ise oyuncular genellikle 5 kişiden oluşan 2 takım halinde bir arena içinde karşı karşıya gelirler. Strateji türünün bir alt türüdür ve günümüzde bu türün başını çeken League of Legends dünyanın en çok oynanan MOBA oyunudur. RTS yani Real Time Strategy. Gerçek zamanlı strateji anlamına gelen bu oyun türü ise oyuncuların birbirlerinin sırasını beklemeden devamlı olarak karşılıklı oynamaya devam ettikleri bilgisayar oyunlarını kapsıyor. Hamle yapmanın beklendiği oyunlara da sıra tabanlı oyunlar deniliyor. Gerçek zamanlı strateji oyunları genellikle savaş oyunları için kullanılan bir tabirdir. Oyuncular askeri üs kurmak, kaynak toplamak ve ordu yönetmek gibi görevleri rakiplerine karşı daha başarılı ve daha hızlı yaparak onları yenmeye çalışırlar. Bunların dışında açıklamaya gerek olmayan adı üzerinde türler var işte. Dövüş oyunları gibi, spor oyunları, aksiyon oyunları, macera oyunları, platform oyunları, bulmaca oyunları, simülasyon oyunları gibi gibi. Dediğim gibi detayına girersek konu çok uzar. Bu kadarını bilmemiz bu video için yeterli. Şimdi artık oyun türlerini de genel olarak öğrendiğimize göre paralel bir şekilde hem online oyun tarihinden hem de bilgisayar oyunlarının günümüze doğru yolculuğundan bahsetmeye devam etmek istiyorum. Online oyunların tarihine girdiğimizde aslında internetin icadına kadar inmemiz gerekiyor. Steve Cole ile tanışın. Bu adam 1973'te ağ bağlantısıyla oynanabilen ilk FPS oyununu yarattı. Maze War olarak bilinen birinci şahıs bir labirent oyunu. O zamanlar lise öğrencisi olan Steve Cole, bu oyunu arkadaşı Greg Thompson ve Howard Palmer'la birlikte NASA Ames Araştırma Merkezi'nde bir okul çalışması programı sırasında bir Imlac PDS-1 mini bilgisayarında geliştirdiler. Ardından oyunu o zamanların modern interneti olarak adlandırılan ARPANET'le oynanabilecek seviyeye getirdiler. Maze War ortaya çıktıktan 2 yıl sonra William Crowder tarafından Colossal Cave Adventure isimli yeni bir oyun yapıldı. Adventure ismiyle tanınan bu oyun, bilgisayara çıkmış ilk yazı tabanlı macera oyunuydu. Bu oyunu referans alarak MIT öğrencileri Zork'u yarattılar. Infocom'un ilk oyunuydu ve 1986'ya kadar 378 bin kopya sattı. 1978 yılına gelindiğinde online oyun tarihi açısından önemli bir oyun ortaya çıktı. Mad 1, oyun dünyasındaki ilk devrimlerden biri sayılabilir. Zork'tan esinlenen ve aslında onun online bir versiyonu olan Mad 1, kısa zaman sonra ARPANET'e entegre edildi ve böylece ilk çok oyunculu zindan oyunu Multi-User Dungeon yani Mad doğmuş oldu. Multi-User Dungeon türüne de adını veren Mad 1 oyunundan sonra Mad oyunlarının ilk grafik destekli versiyonu olan Habitat oyunu yapıldı. Habitat, LucasArts tarafından geliştirilen çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunuydu. Öncülleri metin tabanlı oyunlar olduğundan Habitat grafik tabanlı yapısıyla büyük bir etki yarattı. 2 yıllık bir gelişme sürecinin ardından Quantum Link tarafından satın alındı ve Commodore 64 için Carib isimli bir online aksiyon oyununa dönüştürüldü. 1991 yılında Stormfront Studios, American Online servisi için Neverwinter Nights'ı geliştirdi. Bildiğimiz anlamda MMORPG türünün ilk örneklerinden biri. Bir yıl sonra Legends of Future Past adında bir oyun geldi. Bu oyun, tescilli bir ağ sağlayıcısından internete geçiş yapan ilk ticari metin tabanlı multi-user dungeon oyunuydu. Bu oyunun bir özelliği de ilk defa tam zamanlı olarak maaşlı bir şekilde çalışan GM yani Game Master'lara sahip olmasıydı. Online oyunların yarattığı popülerlik, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in de dikkatini çekiyor ve 1996 yılında Windows 95 için
The Realm Online isimli oyunu piyasaya sürüyor. The Realm Online, görece çok fazla başarılı olamamasına rağmen internet ortamında ilk dağıtılan MMORPG olması özelliğiyle oyun tarihindeki yerini aldı. Realm Online'dan bir yıl sonra online oyun dünyasındaki efsanelerden olacak olan Ultima Online geldi. Fakat Ultima Online'a geçmeden önce az evvel Windows 95 konusu geçmişken Windows'un MS-DOS oyunları dönemine de değinmek gerekiyor. Çünkü DOS oyunları da tıpkı Amiga oyunları gibi oyun tarihinde önemli bir yer tutuyor. MS-DOS, Microsoft'un geliştirdiği 1980'li yıllarda PC uyumlu platformlar üzerinde kullanılan en yaygın işletim sistemiydi. Masaüstü bilgisayarlardaki popülerliğini zamanla Windows NT mimarisi kullanan yeni nesil Windows işletim sistemlerine bırakana kadar oyun dünyası için pek çok efsane oyun kazandırdı. Hatta çocukken MS-DOS işletim sisteminin logosunu bile bir oyun zannederdik ve tıkladıktan sonra gelen siyah komut ekranıyla hüsrana uğrardık. O dönemin bilgisayar kullanıcıları iyi hatırlar ki aynı şeyi bir çok oyunculu oyun sunucusu tarama aracı olan GameSpy içinde yaşıyorduk. Logosuna bir hevesle tıklarsın ve ne olduğunu bilmediğin şeyler çıkar karşına. DOS tabanlı oyunlar Windows'dan çok öncesine dayanıyor. 80'lerin sonlarından Windows 2000 sürümüne kadar varlığını sürdürdü. Bu DOS oyunlarının pek çoğu farklı platformlardan Windows'a uyarlanan DOS oyunlarıydı, bir kısmı ise Windows için tasarlanmış olanlardı. Günümüzde hala emülatörler sayesinde oynayabileceğimiz binlerce MS-DOS oyunu üretildi. Örneğin bir zamanların efsane video oyun serisi olan ve Windows'un ağır silahlarından biri olan Need for Speed serisinin ilk oyunu bir MS-DOS oyunuydu. Aslında oyun ilk olarak Panasonic'in 3DO konsolu için çıktı fakat çoğumuz onu ilk defa Windows platformunda gördük. Günümüzde görece gözden düşmüş bir seri olan efsane oyun serisinin bu ilk oyununu nostalji yapmak isteyenler DOS emülatörleriyle hala oynayabilirler. Duke Nukem, Doom, Descent, Aladdin, Dangerous Dave, Worms, Wolfenstein 3D, Wolfied, Prince of Persia, Grand Theft Auto gibi aralarında ileride efsane oyun serilerine dönüşecek olan oyunların ilk örneklerini çoğumuz MS-DOS platformunda tanıdık. MS-DOS dönemi de detaya girilirse bir hayli kapsamlı. O yüzden dönelim tekrar Ultima Online'a. İki boyutlu ve izometrik bir kamera açısı olan Ultima Online, MMORPG türünü inanılmaz bir şekilde popülerleştirdi ve ondan önce gelen bütün oyunları geçerek 10.000'den fazla abone sayısına ulaşmıştı. MMORPG dünyasını şekillendiren The Big Three, yani Büyük Üçlü olarak anılan 3 önemli oyun vardır. Bunların ilki Ultima Online, ikincisi EverQuest, üçüncüsü de Asheron's Call. EverQuest, 99'da Sony Online Entertainment tarafından geliştirildi ve MMORPG tarihinde 3 boyutlu grafiklerin kullanıldığı ilk oyundu. EverQuest, aynı zamanda gerçek parayla oyun içerisinde alışveriş yapılabilen ilk oyun olma özelliğine de sahipti. EverQuest'ten 8 ay sonra Büyük Üçlü'nün son halkası olan Asheron's Call piyasaya sürüldü. Oyun EverQuest'le hemen hemen aynıydı fakat o dönemlerde MMORPG dünyasında çok fazla aktör olmadığını düşünürsek rekabet için yeterli bir oyundu ve sunucuları 17 yıldan fazla bir süre açık kaldı. MMORPG dünyası büyümeye devam ederken bir yandan da FPS oyunlarında devrim yapılıyordu. Wolfenstein 3D ve Doom'la geliyorum diyen FPS devrimi nihayet tarihler 19 Kasım 1998'i gösterdiğinde geldi. Half-Life. Sierra Studios tarafından yayınlanan ve Valve Corporation tarafından üretilen Half-Life, zamanının ötesinde bir oyundu. Gerek inanılmaz derin hikayesiyle, gerek başarılı oyun motoruyla göz dolduran bir oyundu ve çıktığı yıllarda büyük ses getirdi. Oyuncular tarafından çok beğenilen oyun, çıkışının daha ilk yılında 50'den fazla ödüle layık görüldü. Makine kanalımızda Half-Life'ın bu inanılmaz bilim kurgu hikayesini belgeselleştirdiğimiz 2,5 saatlik enfes bir belgeselimiz var. Onu da eğer hala izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Half-Life aynı zamanda bilgisayar oyunları kategorisinde tüm zamanların en çok satan FPS oyunu oldu. Half-Life demek aslında pek çoğumuzun ilk FPS deneyimi demek. Half-Life demek 90'ların internet kafelerinin bir numaralı oyunu demek. Çünkü şu an bile milyonlarca oyuncu kitlesine hitap eden Counter-Strike, ilk başlarda Half-Life'ın bir oyun moduydu. Daha sonra ayrı bir oyun haline getirildi. Half-Life ve Counter-Strike, internet kafe zamanlarının vazgeçilmez iki oyunuydu.
FPS türü her zamanki gibi oyun dünyasındaki sıçramalarına bu tip devrimsel oyunlarla devam ederken, diğer oyun türleri de boş durmuyordu tabii. Örneğin TPS türünün efsane serilerinden biri olan Tomb Raider serisi ihtişamlı yükselişine başlamıştı bile. İlk oyunu 96 yılında Sega Saturn, MS-DOS ve PlayStation gibi platformlarda yayınlanan Tomb Raider, 97'de Windows platformuna ikinci oyunuyla geldiğinde ciddi bir başarı elde etti. Tomb Raider'ın şimdiye kadar farklı platformlar ve yapımcıların elinden çıkan toplam 26 oyunu mevcut. Oyun dünyasında gelişen teknolojilerle birlikte evrimleşen Tomb Raider'ın 1996 yılından bu yana devam eden hikayesi halen sürüyor. Bir başka efsane seri ise açık dünya aksiyon oyunlarının kralı Grand Theft Auto serisiydi. Serinin ilk oyunu yine 97 yılına uzanıyor. DMA Design adıyla yayınlanan ilk GTA oyunları kuş bakışı bir görünüme sahipti ve zamanına göre başarılı sayılabilecek oyunlardı, fakat GTA serisinin asıl yükselişi DMA Design'ın Rockstar North'a dönüşmesinden sonra gerçekleşti. 2002 yılında serinin dördüncü oyunu olan Grand Theft Auto Vice City piyasaya sürüldüğünde artık global ölçekte ses getiren bir oyun vardı önümüzde. Yine pek çoğumuzun internet kafe döneminde tanıdığı bu oyun, değme mafya filmlerine taş çıkaran hikayesiyle, dönemine göre oldukça büyüleyici tasarlanmış görsel dünyası ve haritasıyla ve oynanabilirlik anlamında sunduğu özgürlüklerle milyonlarca oyuncuyu büyülemişti. Grand Theft Auto serisi de tıpkı Tomb Raider serisi gibi günümüze kadar gelebilmiş olan serilerden ve şu an elimizdeki son oyunu olan Grand Theft Auto 5, oyun dünyasının en büyük ticari başarılarından biri olarak önümüzde duruyor. Bunların dışında Mafia, Max Payne, Call of Duty, Assassin's Creed, Need for Speed, Hitman, Fallout, Wolfenstein, Doom, Prince of Persia gibi pek çok video oyun serisi çok eski zamanlardan beri var olup günümüzde hala varlığını sürdüren oyun serileri olarak yollarına devam ediyorlar. İnternet kafe dönemi dediğimizde sadece Half-Life ve Counter-Strike değil, o zamanların çığır açan ve milyonlarca insanı oyun bağımlısı haline getiren Silk Road, Metin 2, Knight Online ve World of Warcraft'ı da unutmamak lazım. Fakat bu oyunlar ayrı bir külliyat ve kendi içerisinde ayrı bir dünyaları olan çok büyük bir komünite oldukları için bu videoda girmeyeceğim. Onların hikayesi başka bir videoya kalsın. Windows XP ile birlikte bilgisayarlar disket sürücülerle birlikte artık optik sürücüler de kullanmaya başladı. Bu dönemde oyunlar CD'lere basılır ve kopya olarak satılırdı. Yine zamanın meşhur programlarından Nero ile oyun veya medya kopyalanır ve dolaşıma sokulurdu. Hatta sırf bu işi yapan yerler vardı, hatırlarsınız. Orijinal oyunun kopya CD'sini satın alabileceğiniz oyun dükkanları. Bu dönemde CD üzerindeki oyunlar yükleme kolaylığından dolayı inanılmaz bir ölçüde çoğaldı. Hatta bilgisayarı olan hemen herkesin evinde o yüzlük Prinko CD kutularından vardı ve onlar tepeleme oyun veya film CD'leriyle doluydu. Günümüzde oyunların çok çok küçük bir kısmı CD'lere basılı haldedir. Oyunların neredeyse tamamı artık dijital olarak Steam, Origin, Uplay, Epic Games gibi büyük servisler üzerinden yapılıyor. Dijital oyunlar, milenyumdan günümüze kadar geçen bu 22 yıllık süreçte inanılmaz bir yol kat etti. Bilgisayar teknolojileriyle paralel gelişen bu sektör giderek büyüdü ve günümüzde en büyük ticari sektörlerden biri oldu. Yine bu sektörün içinde hiç değinmediğim dev gibi bir mobil oyun sektörü de var. 2021 verilerine baktığımızda totalde 180 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyorum. Bunun %52'si mobil, tablet ve akıllı telefon tarafında, %20'si PC'de, %28'i de konsol, kutulu veya browser oyunlarından geliyor. Yine oyun dünyası içinde ayrı bir sektör haline gelmiş olan bir e-spor dünyası var ki günümüzde akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda. CS:GO, Dota, League of Legends gibi oyunların e-spor müsabakaları binlerce kişi tarafından adeta bir futbol maçı gibi izleniyor. Hatta League of Legends'ın 2017 Dünya Şampiyonası Pekin'de bir futbol stadında dev bir organizasyonla sunuldu. Adeta bir olimpiyat haline gelmiş olan dev bir e-spor dünyası. Günümüzde artık oyunlar bambaşka bir seviyede. Bilgisayar donanımlarındaki gelişmeler dijital oyunların başta görüntü kalitesi olmak üzere pek çok yönünü etkiledi. Artık oyunlar bir sinema filmi tadında sahnelerle kurgulanıp oyunculara sunuluyor. Electronic Arts, Activision, Capcom, Square Enix, Ubisoft, Rockstar gibi büyük oyun şirketleri büyük yatırımlarla devasa büyüklükteki oyunları oyuncularla buluşturuyor.
Oyunların görsel ve doku kalitesindeki evrim artık fantezi düzeyine gelmiş durumda. Her seferinde artık bundan daha fazla ne olabilir diye düşünürken daha iyisinin olabildiğini görüyoruz. Oyunların geldiği son noktaysa simülasyonlar ve artırılmış gerçeklik. Üreticiler kendimizi oynadığımız o oyunun içinde hissedebilmemiz için teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyorlar. Şu anda yalnızca görsel olarak içerisine girebildiğimiz bu sanal dünyaların gelecekte çok daha fazla gelişeceğini ve gerçeklikten büyük oranda koparak sanal dünyanın içine girebileceğimizi öngörmek zor değil. Buna örnek olarak Steven Spielberg'ün Ready Player One filmini örnek verebilirim. Evet, biraz uzun bir video oldu fakat görebileceğiniz gibi hala bahsedecek çok fazla konu kaldı. O halde gelecek videolarda görüşmek üzere. Ben Shockvoice, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.